Peki Türk generalleri yoldan raydan çıktıysa ne yapmak lazım? Bunları rayına geri sokmak lazım. Ve yıllardır NATO'nun hazırladığı, CIA'in eğittiği bir casusluk örgütü olan terör örgütü değildir. Bir casusluk örgütüdür. Casuslukla ilgili hiçbir dava açıldığını ben bugüne kadar bilmiyorum. Kimden bahsediyorum? FETÖ olarak adlandırılan Fethullah Gülen casusluk örgütünden bahsediyorum. Bakın PKK bir terör örgütüdür. Devletin içine kilit noktalarına sızamamıştır. Buradan aldığı bilgileri de CIA'ye ya da Batılı istihbarat örgütlerine verebilecek boyutlara hiçbir zaman ulaşamamıştır. Fakat 1971 yılında izlenmesi, takip edilmesi, devlete zararlı bir yapılanma olarak görülen Fethullah Gülen ve hareketi nin karşısında devletin hiçbir yöneticisi haberimiz yoktu diyemez. Çünkü 1971 yılından beri devletin kendi mahkeme kayıtlarında olan bir kişidir. Göz önünde tutulması gerekir. Defaatlerce farklı zamanlarda Fethullah Gülen konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olsun, Jandarma Genel Komutanlığı olsun, Silahlı Kuvvetler olsun, çeşitli kurumlar, çeşitli çok değerli raporlar yazmıştır, ilgililere ulaşmıştır. Bunlara operasyon yapılmıştır. Emniyette biliyorsun bir çift torba skandalı olmuştu işte dönemin Emniyet Genel Müdürü basmıştı falan bunların kurallarını falan engellemiş. Yani çok yapılanlar Elazığ'da bir çanta bulunmuştu. Yüzlerce örnekten bunların ip tutuldu birkaç defa fakat oradan ip tutulduğu yerden tekrar bırakıldı. Ve bu örgüt büyüdü büyüdü özellikle 2007 sonrası devlete tamamen tam anlamıyla yerleştirdiler ve devletin içini boşaltmaya başladılar. Nedir devletin içini boşaltmak? İki anlamda boşalttılar. Bir tabii ki bildiğiniz anlamda ekonomik anlamda devlet ihalelerini kendilerine aldılar. Devletin belediyeler vasıtasıyla, diğer kurumları vasıtasıyla ihalelerini, arsalarını, malını, mülkünü paylaşarak zengin oldular. Eğitim kurumları olsun birçok kurumda zenginleştiler. Bu bir. İkincisi devletin mahrem bilgilerini işte bir tencere kazanı çıkan arabayı bahane edip özel kuvvetlere bağlı 26 tane bölge başkanlığından bir tanesi olan Ankara'daki bölge başkanlığını bastılar. Bunun içinde mahrem planları aldılar ve bunları casusluk adına casusluk yaptıkları Amerika'ya verdiler. Fakat bir müddet sonra tabii ki hükümetle araları bozuldu. Hükümetle araları bozulunca bu hareket terör örgütü olarak adlandırılmaya başladı ve bu harekete karşı operasyonlar başladı.